Kendime şöyle küçük bir, küçük, çok küçük bir çanta hazırlamıştım ve bulduğum farklı, çizgili, desenli, resimli bütün dergileri ve takvimleri bir araya topladım. Böyle yabancı dergiler dahil. Bunun içerisinde böyle gittiğim galerilerde ya da işte böyle Tumblr'dan vesaire çıkardığım farklı fotoğraflar vardı. Bu fotoğrafları bir ara duvarıma asmıştım ama şu an duvarımda yoklar. Dergilerin küçük köşelerinden kestiğim ya da aralarından bulduğum şöyle bir tane de direkt sadece moda ile ilgili olan dosya yaptım. Bu dosyayı bugün kullanırım belki de. Şöyle fotoğrafla ilgili etkinliklerden aldım. Şu tür şeyler de vardı. Bunları ben Taksim'deki Tasarım Festivali'nden almıştım sanırım. Artık yapmıyorlar, neden bilmiyorum. Çok da güzel insanlarla tanışmıştım. Şunlar dergilerin arasından çıkan hoş tarihi posterler. Bunlar da yurt dışından gelen takvimler, işte rehberler. Bunları atmıyorum çünkü bence çok hoş ve güzel anıları var. Bunları arkadaşım getirmişti. Böyle hoşuma giden fişleri de saklıyorum ayrıca. Üstlerine işte resim yapmak gibi fikirlerim olduğunda kullanıyorum ve kendi yaptığım çalışmalar da var. Mesela şunları Karanlık Oda atölyesinde çıkarmıştım. Bunları ödevlerim için çıkardığım resimler. Haritaları da biriktirmeyi seviyorum. Aynı şunlar gibi. Haritaları kullanacağım. Ama onları kullanmam diye tahmin ediyorum. Ve tabii ki bir adet defter. Bu defteri de Tasarım Festivali'nden almıştım Beyoğlu'nda, şu tam Taksim Meydanı'nın ortasında. İçerisine şöyle yaptım, daha önce ders aralarında sıkılıp çizdiğim çizimleri koymuştum. Şimdi tam olarak başlayabilirim. Buradan değil, şuradan başlarım hatimle. Şunlar markerlarım. Bunlar çizim için. Şunlar ince uçlu. Daha çok küçük ayrıntıları boyamak için kullanıyorum. Şöyle. Ve bunlar da sulu boya uçlu deniyor sanırım. Bu şekilde. Daha kalın ve sulu boya efekti veren markerlar. Şu anda çok çok pahalı oldukları için özellikle şu markaya bayılıyorum ama şu an kendisi neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Çok pahalı. Şu da kaligrafik yazmak için. Bu da gri markerım yoktu. Gri markerım olsun diye almıştım. Şu bantı kağıtları yapıştırırken kullanıyorum. Hem dekoratif duruyor hem de kağıtlara zarar vermeden çıkarabiliyorsunuz. Bazı malzemelerimi böyle bir çekmece de saklıyorum. Mesela bunlar davetiyelerden kesilmiş Ebru örnekleri diye tahmin ediyorum. Bunları annem biriktirmiş. Bir ara o da yapıyordu böyle şeyler. Ah düştü. Ben ondan el koydum gibi bir şey. Şu sulu boya zaten biliyorsunuzdur. Burada bir adet sticker defterim var. Şöyle tatlı stickerlar. Çok tatlı tatlı stickerlerim var. Onları kullanmak için sabırsızlanıyorum. Böyle üzerine güzel bir illüstrasyon olan zeytin yaprağı çayı. Instax'ların beni fail ettiği şöyle boş çıkan Instax'lar. Çok 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 sevdiğim ama kullanmaya kıyamadığım çiçek kuruları. Şöyle küçük iplikler. Ve şunlar da diş röntgenleri. Bugün journal serimin ilk sayfasını yapmak için buradayım. Görüyorsunuz ki daha önce yaptığım şeyleri buraya yapıştırmıştım. Şimdi birkaç sayfa gidiyorum ve işte burası. Aslında çok heyecanlıyım çünkü böyle bir şey yapmayı çok uzun zamandır planlıyordum ama bir türlü girişemiyordum. Bu sayfayı birazcık daha minimal yapma gibi bir fikrim var, bakalım. Umarım başarılı olabilirim
Videonun başında gösterdiğim gibi daha önce biriktirdiğim şeyler vardı ve şimdi onları kullanacağım. Aralarından bayağı seçtim ve seçmek bayağı uzun sürdü. Şöyle çiçekleri seçtim. Şöyle güzel. Daha önce kestiğim fotoğrafları seçtim. Umarım ortaya güzel bir şey çıkar. Çok heyecanla bekliyorum. Öncelikle şu sağ sayfadan, sağdaki sayfadan başlayıp kolajı yapacağım. Öncelikle yerlerini belirliyorum ki yapıştırırken kolay olsun. Şöyle bir şey düşünüyorum. Şu kısmı etek gibi düşüneceğim. O yüzden katları varmış gibi gözüksün istiyorum. Evet, şunun gibi. Bu fikri ben yaklaşık ortaokuldayken bayağı eski düşünüyordum. Bir türlü nedense başlayamıyordum. Yani nedenini henüz bilmiyorum. Böyle ben bir şeylere vakit ayırırken çok sıkıntı yaşıyorum kendi adıma. Sanki ona bütün günümü ayırmam gerekiyormuş ve bütün günümü boş bırakacak bir zamanım yokmuş gibi hissediyorum. O yüzden de bazı şeylere başlamakta çok gecikiyorum. Dedim ki hazır YouTube kanalı açmışken buna da başlayayım ve böylece hem kendimi buna itmiş olacağım. Yani aslında hedefim haftada 3 tane journal'dan sayfa yapmak ve her birini kanalda yayınlamak. Yaparken aynı bir şekilde hem izleyen yani sizlere ilham kaynağı olabilecek bir şey hem de ben yaparken kendimi hani kanala yükleyeceğim bak gibisinden itebilirim. Hem kanala bir faydası olsun hem de kendime bir faydası olsun diyerek böyle bir girişimde bulundum. Umarım sonuçları güzel olur. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım ben de sonuçlardan memnun kalırım. Çünkü gerçekten çok çok heyecanlıyım. Bunu buraya yapıştırarak aslında sanatçı ne demeye çalışıyor? Bu deniz kabuklarını kulağımıza dayadığımızda gelen bir ses vardır. İnsanlar dalga sesi derler. Ben de bu dalga sesini dinleyen telefon ahizesi ve kabuktan oluşan bir kadını simgeledim aslında burada. Bence gayet hoş oldu. Zaten kafaların üstüne bir şeyler koymak çok moda. Şurası birazcık açıkta kalmış. Dediğim gibi bu konuda yaptığım ilk video. Aslında şu an kanaldaki 4. ya da 5. video olması gerekiyor. Deneyimsizim diyebilirim. Tecrübe kazanmaya çalışıyorum. Umarım tecrübe kazandıkça daha profesyonel işler çıkarabileceğim. Bu sayfayı bu şekilde tamamladıktan sonra sağdaki sayfaya geçiyorum ve sağdaki sayfayı daha uyumlu renklerle bu şekilde birleştirmeyi düşünüyorum. Yanına da şöyle küçük bir kurumuş çiçek eklemek istiyorum. Bunları nereden bulduğum gibi sorular alır mıyım bilmiyorum ama gerçekten dediğim gibi ortaokuldan itibaren böyle bir şey yapmayı planladığımdan dolayı bunlar sürekli biriktirdiğim şeylerdi ve her biri farklı farklı yerlerden. Bence siz de etrafınıza birazcık dikkatli baktığınızda hani böyle bu çok güzel yapışır, bu deftere çok güzel olur gibi şeyler aklınıza getirerek bulabilirsiniz. Yani çok da zor değil. Gerçekten bunları şöyle diyebilirim. Liseye hazırlanırkenki biriktirdiğim kitaplar, yani şu ders kitaplarından kestiğim bile olmuştu yani. Onlar şu an kullanılmak için duruyorlar. Çok fazla var. Yani o kadar fazla var ki bazen kafam karışıyor ne yapsam ne etsem diye. Önemli olan aslında renk uyumlarını tutturabilmek. Renk uyumlarını tutturduktan sonra da sayfa düzenini oluşturabilmek. Daha önce yaptığım defterler var. Direkt art journal olarak değil belki de ama çizim üzerine ve anı biriktirmek üzerine, aslında çoğunu anı biriktirmek üzerine yaptığım için anılar üzerine çok fazla defterim var. Genellikle yazı içeriyorlar. Kolaj şeklinde çok fazla yok. O yüzden aslında böyle bir şeye giriştim. Onları Instagram sayfamdan hikayelere koymuştum. Hatta çok fazla yorum almıştı yani direkt. Bana mesaj olarak ilham verici olduklarını söyleyenler olmuştu. Kendisi böyle şeylere başlayanlar olmuştu. Ben onları kanala koyacağım. Henüz ne zaman bilmiyorum ama hepsini böyle tanıttığım bir tane video yapmayı düşünüyorum. Hem onları da görerek belki sizin de aklınıza fikirler gelebilir.
Bunları neden yapıyorum diye de sormak lazım aslında. Neden yapıyorum? Çünkü anı biriktirmeyi seviyorum ve bilmiyorum, küçük detaylar çok hoşuma gidiyor. Tasarımcı bir insan her şeyden ilham alabilir diye düşünüyorum ve ben öyleyim açıkçası. Durup dururken çok farklı şeylerden aklıma bir fikir gelebiliyor. Bu fikri kullanabiliyorum ve şunu yapıştırmayı unuttum, harika. Piritle yapıştırınca bir şeyleri çıkarıp tekrardan yapıştırma gibi olanağınız oluyor. Uhud'u pek olmuyor. O yüzden şu an o imkanımı zorlayacağım. Burada ben araştırdım böyle Türk kanallardan. Art Journal yapan var mı diye pek karşılaşmadım. İlginç bir şekilde herkes Bullet Journal yapıyor. Hiç Art Journal yapan kanalla karşılaşmadım. Belki vardır. Eğer sizin bildiğiniz varsa yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü böyle videoları incelemek bana da ilham veriyor. Şimdi sırada şöyle bir yazımız var. Bu yazı da aslında Sublimage diye bir tane kremden bahsediliyor. Fakat bu benim hoşuma gitti. Tipografisi çok hoş duruyor. Chanel'in tipografisi çok hoş duruyor. O yüzden Chanel'in tüm şeylerini biriktiriyorum. Bu birazcık kalın olduğu için buna biraz uhu da sürülebilir aslında. Şöyle. Kenarlar özellikle. Yaptığım işin üzerinde uhu sürüyorum. Ne kadar mantıklı. Eye cream. Göz kremiymiş. Bir yandan konuşup bir yandan yapınca insan dikkati dağılıyormuş. Şu an fark ettim. Mesela şunu yapıştırmayı unuttum. Ama düşündüğümden daha güzel oldu. Ben bunu biraz iç tarafta düşünüyordum ama daha güzel oldu. Şimdi geldik benim için en dikkatli olmam gereken parta. Bu partta ben ne yapmak istiyorum? Şuraya küçük küçük şeyler çizmek istiyorum. Yapraklar çizmek istiyorum ve şurası boş kaldı. Buraya ne yapacağımı hala karar veremedim. Sonra ben karar vermiştim. Şuraya çizecektim, tamam. Hatırladım. Şuraya yapraklar çizeceğim. Hazırsak başlıyorum. Şöyle bir de renklendirmek istiyorum. Bilenler vardır kesin aranızda, yani çizimle uğraşan. Eğer uzun süre çizmiyorsanız gerçekten çizgi çizmeyi unutuyorsunuz ve bu çok moral bozucu. Mesela ben bilgisayarla iş yapmaya başladığımdan beri çizim çok unutuldu. Bu boya yeşil gibi oldu nedense. Aslında yeşil değil. Ama fena olmadı çünkü şurada da yeşillikler var. Şuraya da bir adet soru işareti mi çizsem, başka bir şey mi çizsem emin değilim. Sanırım onu yapmadan önce şuraya kendi hesabımın ismini yapıştıracağım. En alta. Instagram hesabımınkini yapıştırıyorum çünkü Instagram'dan direkt fotoğraf olarak paylaşıyorum böyle şeylere. Bu aralar çok sık video paylaşıyorum aslında Instagram'dan ama bir sırayı direkt böyle journal'ıma ayırmak gibi bir fikrim var. O yüzden buraya ismimi de yapıştırıyorum. Aşağıda da zaten link falan koydum. Görürsünüz. Çok çok heyecanlıydım ve bilmiyorum, bence güzel gözüküyor şu an. Şurasına bir şey eklemek istiyorum. Ya da hiç eklemesem. Keşke şu an oylama gibi bir şey yapma imkanım olsa. Canlı yayında journal. Aa, çok güzel bir fikir. Ben bunu düşüneyim. Canlı yayında journal. Journal'ımı takipçilerim yönetti gibi bir şey. Neden olmasın? Bu arada gerçekten fikriniz varsa, yani bak şunu yapsan çok güzel olur gibi bir şeyler söylemek isterseniz her zaman beklerim. Instagram'dan yazanlar var ve ben böyle şeylerden çok mutlu oluyorum. Acaba bir tane bant mı yapıştırsam diye düşünüyorum şuralarına, buralarına. Bence küçük bir hava katmış oldu. Yani sanki buradan bir ses çıkıyormuş. Onun sesin dalgalarıymış gibi. Hatta 3 tane bile olabilir bu. Ya da şu omzundan çıkan bir şöyle bir dalga.
İlk sayfamı tamamladım. Uzun zamandır yapmadığım için birazcık felakete doğru gidecekmiş gibi hissediyordum ama bence gayet güzel oldu ve sonuçtan ben memnunum. İleride çok daha farklı konseptler yapmayı düşünüyorum. Daha renkli ya da daha modern. Bakalım, yani haftada 3 tane yapabilirim bence. Ya da 2 tane. Şimdilik 2 tane mi yapsam acaba? Bu olayı devam ettirmek istiyorum. Siz de eğer bu konseptin iyi olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu şekilde Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hikayelerde çok fazla böyle şeyler paylaşıyorum bu aralar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.